Yani ben de çok meraklısı değilim eli kanlı katili ameliyat etmeye. Ama başka çare yok ki çocuğu kurtarmak için. Ya sence de Tanju Hoca biraz fazla tepki vermiyor mu? Argümanı doğru. Yani hastane için tehlikeli olabilir. Ali sen demiyor. Ama öyle Nazlı. Madde 24. Her zaman seninle aynı fikirde olmayabilirim. O zamanlar bana kızmak yok. Yazdım, oku bunları yazdım ama. Bu liste biraz fazla mı oldu acaba maddeler? Evet arkadaşlar. Odadaki bütün mobilyaları, tabloları falan hepsini çıkartın. Mobilyaları niye hocam? Jandarmalar oturmaz çünkü. Onlar da. Ama zaten tamamen bağlı olacak, yatağa kelepçeli olacak. Nazlı, o bizim planımız. Bir de onun planı olacak. Biz hazırlıklı olalım. Şu perdeleri sökün. Kornişleri falan iyice kontrol edin, tamam mı? İki kişi gelsin arkadan. Şu yatağın altında metal vida, çivi bir şey var mı iyice kontrol edin. Metal vidayı ne yapacak ki? Kaçmak için kullanabilir Ali. Mesela büküp kelepçesine anahtar yapabilir. Ya da prize sokup yangın çıkartabilir. Ya da ucunu biraz daha sivriltip birisinin şah damarına saplayabilir. Aa, anladık hocam, anlaşıldı. İyi. Var mı bir şey? Yok hocam. Tamam, çıkın. Yani tüm bunlar abartı değil ve sen de hak veriyorsun öyle mi? Madde 38. Kendi fikirlerimi kendime saklayabilirim. Ne listeymiş. Maddelerini say say bitiremedin. Ali Cem, koş.